son zamanlarda hayatımıza giren ve ölümcül etkisi olan koronavirüs ve diğer virüslere karşı çok etkili bitkiler mevcuttur. Önemli olan bu bilgileri tespit ederek doğru zamanda kullanabilmek. Allah yaratmış olduğu bitkilere çok mucizevi etkiler vermiştir. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Dünyanın en pahalı baharatlarından kakule, keskin aromatik kokusuyla yiyeceklerin, içeceklerin lezzetine lezzet katması dışında önemli ölçüde yararları vardır. Ağırlıklı olarak baharat ve çay olarak tüketilen, vücutta oluşan ödem, şişkinlik gibi problemleri ortadan kaldıran kakulenin faydaları nelerdir? Kanserli hücrelerin oluşumunu engelleyen, vücuttaki parazit, zararları, bakterileri söküp atan kakule çayı nasıl yapılır ve nasıl kullanmamız gerekir? Kakule, her ne kadar Uzak Doğu mutfağında yaygın olarak faydalanılan bir bitki olsa da son zamanlarda ülkemizde çok çeşitli yararlarının sıklıkla vurgulanmasıyla kullanım oranı giderek yükselmiştir. Genellikle Hindistan, Nepal ve Malezya gibi ülkelerde sıklıkla yetişen ve ülkemizde yetişmemesi sebebiyle dışarıdan ithal edilen kakule, günümüzün getirdiği zorlu şartlar karşısında baş gösteren depresyon, stres ve kaygı gibi ruhsal sorunlarla savaşmaya yardımcı olmaktadır. Vücudun bağışıklık sistemini zayıflatan, zararlı etmenleri uzaklaştırmaya yardımcı zencefiller familyasyonundan otlu bir bitki olan ve yapılan bilimsel araştırmalara göre, vücuttaki yağ yakımını teşvik edici özellikleri içerisinde barındıran kakulenin faydaları ve zararları neler? Gelin hep birlikte bunu öğrenelim. Kakulenin faydaları. Diş ve diş eti sorunlarının giderilmesinde yardımcıdır. Ağızdaki mikropları azaltarak, diş çürümesi, diş eti kanamaları ve ağız kokusu gibi sorunları azaltır. Hindistan'da bu özelliğinden dolayı tohumları çiğnenerek de kullanılmaktadır. Kakule tohumlarını sıcak suda demleyerek hazırlanan gargarayla ağzı çalkalamakta nefesi rahatlatır ve ağız sağlığını korumaya yardımcı olur. Kakulenin idrar söktürücü özelliği çok yüksektir. Böbreklerde biriken kalsiyumu kaldırmanın yanı sıra kan basıncını düşürerek böbrek sağlığını korur. Düzenli olarak kakule tüketimi böbrek, mesane ve idrar sorunları gibi rahatsızlıkları giderir. İyi bir antibakteriyel olan kakule ağızdaki bakterilerle mücadele ederek onları yok eder. Ağızdaki bakterileri yok ettiği için de ağız kokusunu önler. Ağızdaki mikropları azaltarak diş çürümesi, diş eti kanamalarını en aza indirir. Doğal bir sakinleştiricidir. Kaygılı, üzgülü ve gergin anlarda dinginleştirir. Uyumakta zorlanan veya yeterince kaliteli uyku uyuyamayanların yardımcısıdır. Sinirlerin gevşemesini sağladığı için yatmadan önce bir bardak kakule çayı içmek uykuya geçişi kolaylaştıracaktır. Antiseptik özelliği sayesinde de vücudu mikroplardan koruyan kakule, yine bu özelliğin etkisiyle olumsuzluklardan çok çabuk etkilenen organlarımızdan olan akciğerleri güzelce korumaktadır. Araştırmacılar kakule tozunun oral yoldan alınmasıyla tümörlerin oluşumunda ve sayısında önemli bir azalma olduğunu bulmuşlardır. Genel olarak bu baharatta bulunan cineole ve limonen içeren fitokimyasallar kanser ilerlemesine karşı koruyucu bir rol üstlenme kabiliyetini göstermişlerdir. Kakule organları kötü kolesterolden korumaktadır. Bu doğal baharat kan için inanılmaz bir nimettir ve kanı temizleyerek kolesterol oluşumunu önlemektedir. Böylece vücudun düzgün olarak çalışmasına destek olmaktadır. Nane çayının içine kakule bitkisinden eklenip tüketilirse mide bulantılarının geçmesini sağlar. Bu karışıma bal ve limon eklenirse etkisini daha sürede gösterecektir. Kakule çayı yüksek antioksidan içeriği sayesinde vücudu zararlı toksinlerden arındırıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğe sahiptir. Çağımızın hastalığı kanser için faydalı olan bu şifalı bitki, kanser hücreleriyle savaşarak, sağlıklı hücrelerin sayısının artmasını sağlayarak bir nevi kanseri önler. Özellikle karaciğerimizde kanser yapıcı maddelerin birikmesini önler. Karaciğerimizi korur. Kakule başlı başına bir mineral zenginidir. İçerisinde bolca potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller barındırır. Bu mineraller de kalp sağlığı için en önemli unsurlardandır. Yeterli miktardaki potasyum, kalp atış hızınızı ve kan basıncınızı kontrol altında tutar.
Sindirim sistemini destekleyici olmasıyla tanınan kakule, besinlerin daha kolay hazmedilmesini sağlar. Yemeklere baharat olarak katıldığında mide yanması ve mide ağrısı gibi sorunların ortaya çıkmasına engel olur. Özellikle kronik bulantı ve mide ağrısı yaşayan kişilerde oldukça etkilidir. Kakule faydaları arasında diyabete olan faydası da önemli olanlarından biridir. Kakule yüksek miktarda manganez içermektedir ve bu içeriği sayesinde diyabetle mücadele için en etkili doğal şifa kaynağı olmuştur. Peki, kakuleyi nasıl kullanmalıyız? Kakulenin kullanım yerleri nelerdir? Tohumları meyvelerinin kurutulup ayrılmasıyla elde edilir. Yemeklere, özellikle de baklagillere ve balığa katılır. Muhallebi, sütlü tatlılar, hoşaflar, çay ve kahvede çeşni verici olarak kullanılır. Hintler nefesleri güzel koksun diye tohumlarını çiğnerler. Kakule tohumları reçine, nişasta ve uçucu yağlar taşır. Hoş lezzeti ve kokusundan dolayı baharat olarak kullanılır. Kakule çayı nasıl yapılır? En çok tercih edilen ve fayda sağlayan bir diğer kullanım şekli çaydır. Kakule çayı için bir bardak kaynar suya taze çekilmiş kakule tohumlarından bir tatlı kaşığı dolusu koyulur. 10-15 dakika demlendikten sonra elde edilen çay günde 3 kez bir bardak içilir. Eğer gaz sorunu ve iştah açmak için kullanacaksanız yemeklerden yarım saat önce tüketmelisiniz. Mide bulantısı için kaynattığınız nanenin içine bir tutam kakule atın ve daha sonra limon ve bal ekleyerek tüketin. Kakulenin yan etkileri var mıdır? Varsa nelerdir? Düzenli olarak ya da fazla miktarda kakule kullanmak bazı yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olur. Eğer bu durumlardan birini gözlemlerseniz kakule kullanmayı bırakmalı ve mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Bunlar neler? Göğüs ağrısı, nefes almakta güçlük, huzursuzluk hissi. Yağ yakımını hızlandıran kakule çay tarifi. 2,5 su bardağı kaynamış su içerisine önceden çekirdeklerini çıkartıp toz haline getirdiğimiz kakuleden bir çorba kaşığı ilave edelim. Ardından karışıma bir çorba kaşığı rendelenmiş taze zencefil, 1 adet kabuk tarçın, 4-5 adet karabiber tanesi ekleyelim. Hazırlamış olduğumuz bu karışımı 5 dakika daha kaynatmaya devam ettikten sonra ocaktan alalım ve 15 dakika demlenmeye bırakalım. Dilerseniz tokluk hissini artırması bakımından hazırladığımız bu çayın içerisine bir su bardağı yağsız süt ilave ederek tüketebilirsiniz. Ve son olarak, kakulenin zararı var mı? Varsa nelerdir? Eğer safra taşı sorununuz varsa genellikle gıda bulunandan daha büyük miktarlarda kakule almayın. Kakule tohumu safra taşı koliğini tetikleyebilir. Zencefilin aşırı kullanımı alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ülser hastaları, iltihaplı bağırsak hastaları ve bağırsak tıkanıklığı hastaları fazla taze zencefil tüketimine olumsuz tepki gösterebilirler. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz.